Hepinize merhaba. Başkan 35 kanalından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu hafta arkadaşlar gram altın ve dolar TL incelemesi yapacağız sizlerle birlikte. Gram altın ve dolar TL'de haftalık kapanışlar geldi. Bunların neticesinde dolar ve gram altın nerelere gidebilir? Hangi seviyeler bizler için önemli? Bu noktaları sizlerle birlikte bulup paylaşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz gündem yoğun arkadaşlar. Koronavirüsü Çin'de buna bir çözüm bulunmaya çalışılmakta. Fakat gün geçtikçe de hastalanan sayısı artmakta arkadaşlar. Bu da maalesef gram altın tarafında, yani altın tarafına bir belirsizlik olarak yansımakta. Bunun neticesinde de altın fiyatlarında yukarı doğru ivmelenmeler yaşanmakta arkadaşlar. Şimdi bunlar neticesinde arkadaşlar gram altını inceleyecek olursak, gram altında 308 seviyesi üzerinde bir kapanış meydana geldi. 308.50'den bir haftalık kapanış meydana geldi. Bizler için 308 üzerindeki kapanış neyi ifade ediyor? Hemen sizlerle birlikte bunu bulalım. Şimdi arkadaşlar 308 üzerinde bir kapanış gram altında şuradaki ilk etapta 310 direncimiz var. Eğer ki 310 direncini yukarıya doğru da aşabilirsek arkadaşlar, gram altında 315 seviyesi beklentimiz olan hedef haline gelir. Gram altında bizim dikkat edeceğimiz seviye, biliyorsunuz geçen hafta 302 seviyesini vermiştik. Bu haftada gram altında stop yerimiz arkadaşlar 304 seviyesine çıkmış gözüküyor. 304'lerde. Yani 304 üzerinde gram altın durdukça arkadaşlar görüntüsü olumlu. Peki olumsuz senaryoda neler olabilir? Evet, 304 altında kapanışlar görülmeye başlarsa arkadaşlar, gram altında tekrardan bir 299 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 299'lu seviyelere doğru. O yüzden 304 stop yerimiz. 304 üzerinde kaldıkça gram altın hala olumlu diyoruz. Yukarıda bu hafta takipte kalacağımız 310 direncimiz var. Ve onun üstünde de en yakından takip etmemiz gereken bir 315 direncimiz bulunmakta. Bu seviyeleri takipte kalacağız arkadaşlar. Evet, 304 altında da dediğim gibi 299 önemini koruyan bir seviyemiz. Evet, 304. Şurada bir 306. Evet, 306-304 aralığı da diyebiliriz arkadaşlar stop bölgemize. Yani 306 kırılmadıkça yukarı yönlü ivme beklenebilir. İkinci daha garanti bir stop yerimiz de 304 diyelim arkadaşlar biz gene. Fakat 306 da önemli arkadaşlar. 306 üzerinde kapanışlar da önemli. 306-304 aralığı stop bölgemiz diyelim. Ve bunun altında 299'lu seviyelere doğru gerilemeler yaşanabilir gram altında. O yüzden 304-306'ya dikkat diyoruz arkadaşlar. Dikkatle takip edeceğimiz seviye olarak bunu görüyoruz. Çin'den gelebilecek haberlere tekrardan bunlara odaklanmamız lazım arkadaşlar. Gözümüz kulağınız Çin'den gelecek korona ile ilgili haberlerde olsun. Çünkü bu haberler dünya ekonomisini bir belirsizliğe doğru da götürebilir. Bu da biliyorsunuz altın tarafı belirsizliği sevdiği için bundan beslenebilir. Ani yukarı doğru sert ataklar da görülebilir. Fakat bu hastalıkla ilgili bulunacak güzel olumlu bir haberde de, aşıyla ilgili bir haberde de arkadaşlar, gram altında tetikte olun. Bu sefer de aşağı yönlü 299'lu seviyelere doğru geri çekilmeler de yaşanabilir. Hatta çok ekstrem bir durumda 292'li seviyelerde gram altında görülebilir. Fakat bu senaryonun yaşanması için dediğim gibi arkadaşlar, dünyadaki olayların olumluya doğru gitmesi lazım. Olumluya gitmediği sürece 304 altında 299'lu seviyeler artık tekrardan
buralardan maliyetlenme olarak kullanılabilir yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla. Yani gelirse bu seviyelerde dikkatle takip edilip maliyetlenme şeklinde değerlendirilebilir. Gram altınla ilgili anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Bunun dışında gelişmeler yaşanırsa tekrardan sizlerle bunu paylaşırım arkadaşlar. Dolar kuruna da bakalım, dolar TL'de neler olabilir? Dolar tarafına da baktığımız zaman dolar tarafında bizler için önemli olacak destek 5.99 seviyesinde bulunan destek yerimiz arkadaşlar. 5.99. Evet, 5.99 artık önemli bir destek pozisyonuna geçti. 5.99 üzerinde dirençler 6.07.35. Bu hafta itibariyle 6.13.45, 6.13.45 ve 6.15 seviyelerinde bulunan önemli direnç yerlerimiz var. Bu seviyeleri takipte kalacağız. 5.99 üzerindeki kurda artık bizim beklentimiz olan aralığımız, yani bant aralığımız 5.99 6.25 bant aralığıdır. Bu bant aralığına bu haftalık kapanışla birlikte girmiş bulunmaktayız. 5.99 6.25 aralığı. Bu bant aralığında kuvvetli bir direnç gösterecek yer bize 6.15 seviyesindeki direnç yerimiz. 6.15 seviyesindeki direnç kuvvetli bir direnç yeri olarak gözükmekte. 6.15'i önemli takip edeceğiz. 6.15'ten 5.99'a doğru tekrardan bir satışlar ve buralarda bir maliyetlenme yaşanabilir. O yüzden 6.15'te dikkatli olacağız. Dikkatli olmamız gereken bir yer 6.15. Fakat 6.15 üzerinde de artık günlük veya haftalık kapanışlar gelmeye başlarsa ana hedef bölgemiz olan 6.25'li seviyelere odaklanmamız gerekecek arkadaşlar. Fakat ilk etapta kısada 6.15 ilk dikkat edeceğimiz 6.15'ten satışlar gelebilir dolar TL kurunda. Bu satışlar nasıl yaşanabilir? 6.15 6.04.50 geri çekilmelerde 6.04.50 ve 5.99 şeklinde geriye doğru bir düzeltme hareketleri de yaşanabilir. Fakat 5.99 kırılmadıkça arkadaşlar dolar TL'de hedef 6.15 ve 6.25'li seviyeler olarak gözükmekte. 5.99 üzerinde hala olumlu seyrini dolar TL kuru göstermektedir. O yüzdendir 5.99 kırılmadıkça dolar TL kurunda fazla da panik yapmaya gerek yok. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Suriye'deki biliyorsunuz arkadaşlar yaşanan gerginlik, Rusya tarafıyla yaşanan gerginlik maalesef kurları etkilemekte. Gözünüz kulağınız buradan gelecek haberlerde olacak. Olumlu haberlerde kurlarda geri çekilme, olumsuz haberlerde de yukarıya doğru ivmeler artabilir. Bunları takipte kalın. Bu haftalık söylemek istediklerim bu kadar. Daha henüz kurlarda böyle yukarıya doğru uçtu kaçtılara pek inanmayın. Bu tür hareketler için erken. İlk etapta takipte olacağımız 6.15'li seviye bu hafta. 6.15 yukarıya doğru kırılmadığı müddetçe 6.15 5.99 aralığında dolar kurunda da hareketleri takipte kalacağız. Arada bir 6.04.50 desteğimiz var. 6.04.50, evet, 6.04.50'de bir ara desteğimiz var. Bu da kırılırsa 5.99 önemli ana destek noktamız. Yukarıda da önemli direncimiz 6.15 seviyesinde. Bunları takipte kalacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğeni atarsanız da beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.